Active Cell ve Offset özellikleri. İlk olarak Active Cell ve Offset özellikleri makro içerebilen Excel çalışma kitabını masaüstünüze indiriniz ve açınız. Bu çalışma kitabına bu videonun açıklama kısmında ulaşabilirsiniz. İlk olarak Alt F11 diyorum. Hemen şöyle yapayım. Ve Visual Basic editörü açtım. Şöyle sağa sürükledim. Ardından biraz genişleteyim. Daha rahat görün. Bu arada büyütme %160'a getirdim ki daha rahat görebilirsiniz diye. İlk olarak Active Cell özelliğinden başlayacağız. Excel'de etkin olan hücrenin niteliğini değiştirmek için kullanıyoruz. Hemen yapalım. Prosedürümün içindeyim. Active Cell diyorum. Control Space yaptığımızda ne yapıyordu? Özellikler çıkıyordu. Buradan fontu bulacağız. Nokta font diyorum. Ardından bold diyorum. Eşittir true dedim. Yani yapacağımız etkin hücrenin kalınlığını arttırmak. Örneğin buraya deneme yazalım. Buraya da deneme yazalım. Ve buraya da deneme yazalım. İlk olarak B3 hücresini seçtim. Kodumu çalıştırıyorum. Play tuşuna bastım ya da F5'e. Gördüğünüz gibi etkin hücrenin kalınlığı arttı. İkinci hücremizi seçelim. C4'ü seçtim. Çalıştırdığım zaman yine etkin hücrenin etkinliği artacaktır. Ve tekrar çalıştırıyorum. Artık D5 hücresinin de kalınlığının arttığını görebilirsiniz. Bunların kalınlıklarını kapattım. Tamamını seçtim. Play'e bastığım zaman sadece bir tanesinin çalıştığını görebilirsiniz. Çünkü burada bir alan seçmedik. Bir veri aralığı seçmedik. Sadece Active Cell diyor. Yani tekil. Sadece tek bir hücreyi seçtik. İlk hücre hangisi ise onun kalın yapacaktır. Şimdi offset özelliğine bakalım. Belirli bir hücreden uzaktaki nesnelerin niteliğini değiştirmek için kullanıyoruz. Örneğin range şöyle geleyim. B2 hücresini seçelim. B2 hücresinden offset diyorum. Row offset satır offsetini gösteriyor. Yani iki satır sağa git. Ardından iki sütun da sola git diyoruz. Düzeltiyorum. Tekrar sağa git diyoruz. Value diyorum. Değeri deneme olsun diyorum. Yani burada yaptığımız D4 hücresini seçmek. Hemen şöyle bir örnek gösterelim. Play'e tıkladım. Tabii tırnak işareti kullanmadım. Tırnak işaretinde yazıyoruz. Durdurdum. Tekrar çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi B2 hücremiz burada. İki satır aşağı iniyoruz. Ardından iki sütunda sağa doğru gidiyoruz. Ve ilk hücremiz hangisi? D4 hücresi. Offset'te bu işe yarıyor. Bir bir yapsaydık. Şöyle bir bir yapalım. Burayı sildim. B2 hücremizin bir alt satırına inip bir sağ sütununa gidecekti. Yani C3 hücresine deneme yazacaktı. Hemen silelim. Kodumuzu çalıştırdığımız zaman tabi buraya bir yazmamışız. Tekrar bir yazalım. Çalıştırdığımız zaman C3 hücresinin doldurulduğunu görebilirsiniz.